Herkese tekrardan merhabalar. Bu videoda sizlere 2024 yılında çıkacak olan Sonic Shadow Generations ve elbette Sonic 3 filmi ile alakalı bugüne kadar çıkan not aldığım tüm bilgileri ve söylentileri konuşacağız. Malumunuz bu yıl Sega'nın da kendi tanımıyla Shadow yılı ve ben de bir Shadow sever olarak üstüme düşeni yapayım dedim. Videoya başlamadan şu anda 50.000 aboneye ulaşmak için çabalıyorum. Eğer siz de kanalımı seviyor ve destek olmak istiyorsanız kanala abone olabilir, videoya like atabilir veya yorum yapabilirsiniz. Fazla uzatmadan videoya geçelim. Öncelikle neden Sonic Generations Remake oluyor hakkında konuşmak istiyorum. Elbette Sonic Generations'ın remake olacağı duyurulduğunda bu haber birçok fanı ilk başlarda kızdırmış gibi duruyordu. Sonuç olarak Sonic Generations ne kadar 2011 yılında piyasaya çıkmış bir oyun olsa da tekrar oynanabilirliği açısından oldukça iyi bir oyun olup eski hissettirmiyordu. Bu nedenle Generations yerine Unleashed, Adventure, Heroes, 06 gibi daha eski oyunlar artık birçok platformda oynanılmadığı ve Sonic Generations'a göre daha eski oldukları için bu oyunların remake olmasını isteyen insanların sayısı bir hayli fazlaydı. Sonic Generations'ın remake olmasının en büyük nedeni aynı Sonic Colors'daki gibi Takashi Iizuka'nın yönetimini kendi üstlendiği başarılı bir işi tekrardan piyasaya sürmek istemesi diyebiliriz. Ayrıca Takashi Iizuka'nın Axanime Expo'da vermiş olduğu bir röportajda bundan önce Sonic Colors Ultimate ve Sonic Origins'i piyasaya sürdük ve bu remastered oyunları yaparken en çok dikkat ettiğimiz şey hayranların düşüncesi oluyor. Ve uzun bir süredir insanların Sonic Generations istiyoruz dediğini duyuyorum. Bu zaten kafamızda olan bir fikirdi ve Sonic'in 3. filminin çıkışıyla birlikte Shadow'u da bu oyuna katmak istedik. Bir anda aklıma şöyle bir fikir geldi. Neden Sonic Generations Remastered yaparken Shadow'u da bunun içine katmıyoruz ki? Ve böylece Shadow'un eklenmesiyle birlikte bu proje daha önce düşündüğümüzden bile daha büyük bir proje haline geldi. Bu iki düşünceyi birbirine karıştırarak hayranlar için gerçekten de iyi bir deneyim hazırladık demiştir. Yani dediğim gibi bu oyunu Iizuka'nın kendi başarılı olan işini bir kez daha ortaya çıkartmasından ibaret. Şahsen ben hiçbir hayranın Sonic Generations Remastered istiyoruz dediğini hiçbir yerde görmedim. Ama demek ki Iizuka abimin çekik gözlerinden kaçmayan insanlar da varmış. Elbette Sonic Shadow Generations'ın remastered olmasındaki tek sebep de bu değil. Öncelikle Sonic Generations'ın hikayesi dolayısıyla zaman konseptinin en kolay işleneceği oyunlardan bir tanesi. Yani eğer hali hazırda olan bir hikayeye Shadow.rar sığdırmak istiyorsanız hikayede insanların gözüne batmayacak bir oyuna ihtiyacınız var. Zaman konseptinin bariz bir şekilde işlendiği 3 oyun var. Ve elbette bu diğer 2 oyunu yenilemeye çalışmanın hem vakit hem de nakit kaybettireceğinden şu anki oyun motoru olan Hatchet Engine 2'ye en yakın oyun olan Generations seçilmiş. Böylelikle oyunu yenilerken daha az kaynak harcayıp yeni konsollar için 60 kare hızında bir performans sergileyip filmin de verdiği hype ile birlikte yüksek miktarda kazanç sağlamak hedefleniyor. Hepimizin gönlünden bu oyunlardan birinin yenilenmesi geliyor. Bunu biliyorum ama yakın gelecekte pek mümkün durmadığını da kabullenmek gerekiyor. Ancak bir yandan da Sonic Heroes Remake söylentileri de hızla yayılıyor. Bekleyip göreceğiz. Geçelim bu oyunun bize ne anlatacağına. Generations'ta gördüğünüz üzere Shadow Sonic'in doğum günü kutlamasına gelmemesine rağmen aynı Sonic Silver ve Metal Sonic gibi donmuş halde olmadan rahatça hareket edebilir durumdaydı. Bu hikayede de bakın neden bu karakter donmadı ve biz Shadow'a ulaşmadan önce aslında böyle şeyler yaşandı. İşte bu yüzden Shadow son savaşta Sonic'e yardım etmedi çünkü bunca şeyi yaptığı için bitkin düştü gibi şeyler anlatılıp Sonic Generations'ta bunca zaman insanların neden böyle değil diye sorduğu hikayesel açıkların biraz da olsun kapatılacağını düşünüyorum. Normalde hikaye açıkları vesaire gibi durumları pek düşünmezdim ancak Sega son zamanda Sonic evreninin hikayesini birleştirmek için yazar alımı bile yaptığını açıkladı. Anlaşılan Sonic'in paramparça olan hikayesini toplamak Sonic Team'in yakın gelecekteki hedeflerinden biri diyebiliriz. Hikayede Time Eater'ın ortaya çıkıp karakterimizi Limbo'yu çekmesiyle ve geçmişi açtığı kapılarla birlikte Shadow'un yenmiş olduğu Break Doom'u da canlandırmasını konu alıyor. İlk Shadow the Hedgehog oyununda ortaya çıkan bu karakter hikayede oldukça önemli bir karakter. Break Doom Shadow'un DNA babası, büyük bir ordunun efendisi ve kaos gücüne Shadow'dan bile daha hakim. İsteği doğrultusunda birçok kaos gücünü kolaylıkla kullanabilen, zamanda geriye gidebilen ve manipülatif bir kişiliğe sahip olan bir karakter. Normalde böyle bir karakterin Shadow'u kolaylıkla yenebilir güçlü olmasını bekleriz ancak ilk oyundaki amacının Shadow'u öldürmek değil de saflarına çekmek olması nedeniyle mağlup düşmesine sebep olmuştur. Muhtemelen zaman zaman Shadow'u yine manipüle etmeye çalışacak ancak asıl amacı Shadow'u yok edip intikam almak olduğunu düşünüyorum. Peki Black Doom nasıl Shadow'u saflarına çekmeyi planlıyor olabilir? Ben Black Doom gibi bir karakterin aynı hataya iki kez düşeceğini zannetmiyorum. Bu nedenle Shadow'u bu sefer zorla kontrol altına almaya çalışacak ve böylelikle Shadow'un Doom becerileri kullanmasını sağlayacak. Hala bilmeyen varsa Shadow bu oyunda Kaos becerilerin yanı sıra Doom becerileri adı verilen yeni bir yetenek setine de sahip olacak. Son fragmanda gördüğümüz üzere bunlar aynı Sonic Frontiers'ta adaları keşfedip arkadaşlarımızı her kurtardığımızda Sonic'in siber zehirlenmeye maruz kaldığı gibi Shadow'un da Doom zehirlenmesine maruz kalarak bu güçlendirmeleri kullanmaya başlayacak. Bu güçlendirmeler Chaos Spear'i güçlendirip aynı anda 5 kişiye saldırmasını sağlayan Doom Spear, düşmanlarını bir gülle gibi fırlatarak duvarları kırmasını sağlayacak Doom Blast, zorlu platformlara kolaylıkla aşmanızı sağlayacak ve sizi bir örümcek adama, daha doğrusunu söylemek gerekirse Venom'a çevirecek olan Doom Morph, hazır Venom demişken aynı Venom'un oyunda açtığı kanatlar gibi duran ve bölümlerin içinde uçmamızı sağlayacak olan
olan Doomwing ve son olarak suyun üzerinde daha kolay hareket etmemizi sağlayacak Doomsurf olacak. Tabii ben sadece bunlardan ibaret olduğunu düşünmüyorum. Eminim birkaç sürpriz etken de bırakmışlardır. Örneğin belki de çok fazla Doom gücüne maruz kalıp çizgi romanlarda gördüğümüz ve fanlar tarafından sevilen bir karakter olan Eclipse'e benzer bir form bile açabilir. Onun dışında oyun aynı Sonic Frontiers'ta olduğu gibi açık dünya veya Takashi Iizuka'nın da deyimiyle open zone olacak. Yine Sonic Generations'ta olduğu gibi bölümler iki ayaktan oluşacak ve bu bölümleri Shadow'da oynarken aynı zamanda bilinmeyen bir karakterle de oynanabileceğimiz söyleniyor. Bu söylentide Sonic Shadow Generations'ın Japon sitesinde karakter kısmına bakarsak Shadow'un yanında yakında geliyor yazan bir karakter daha olduğunu görüyoruz. Bu karakter yüksek ihtimalle animasyonda gördüğümüz, tüm güçleri kopyalayabilen ve böylece Shadow'un da yetenek setine sahip olabilecek bir karakter olan Emerald olacak. Ayrıca aynı Sonic Superstars'ta yaptıkları gibi bu oyuna da kostümler koyacaklar ve bu kostümlerden biri çok şaşırtıcı bir şekilde Terios olacak. Kimdir bu Terios derseniz, Shadow tasarlanırken oluşan konsept bir karakter kendisi. Görmüş olduğunuz gibi Sonic'e de oldukça benziyor. Zaten bu nedenle de birçok karakter Sonic Adventure 2'de Shadow ve Sonic'i birbirine bu kadar karıştırıyor. Çünkü hikaye tasarlanırken aslında orada Terios'un modeli basılarak bu hikaye kaleme alınıyor. Sonic Superstars'ta da buna benzer olarak Sonic'in konsept karakteri kostüm olarak kullanılmıştı. Umarım bir gün sıra Blaze'e de gelir. Takashi Iizuka ne kadar oyunun hikayesinin Sonic Generations'la aynı zamanda geçtiğini söylese de, fragmanı dikkatlice izlediğimizde Sonic Forces'tan Sunset Heights ve Sonic Frontiers'tan Chaos Adası bölümlerinde olacağını görüyoruz. Bu nedenle birçok kişi oyunda hem geçmişe hem de geleceğe gideceğimizi düşünmekte. Oyunun bossları olarak şu ana kadar Biolizard ve Metal Madness'i gördük. Muhtemelen diğer boss da Mephis olacağı umut ediliyor. Eğer böyle olursa belki de Mephis'in hikayeye tekrardan bağlanmasını da sağlayacak. Geçelim oyunun çıkışından önce yayınlanacak olan 3 bölümlük animasyona. Aynı Sonic Frontiers'ta ve Sonic Colors'ta olduğu gibi güzel bir animasyon bizleri bekliyor. Shadow'un geçmişine odaklandığımız bir hikaye anlatacak olan bu animasyonun geçtiğimiz günlerde teaser'ın da yayınlanmasıyla birlikte birçok insanın kafası karıştı. Çünkü Ark'ta Sonic Battle'dan tanıdığımız Emerald'da vardı. Bu karakterin Ark'ta olduğunu Sonic Battle'ın anlattığı hikayeden biliyorduk. Ancak çok arka planda kalan bir oyun olduğu için Sonic'in hikayesini yakından takip eden birçok kişi bile Emerald'ın ortaya çıkışına şaşırdığına eminim. Emerald kim kısaca anlatmam gerekirse 4000 yılı aşkın antik bir uygarlık tarafından tasarlanmış olan Emerald bir Gizoid. Gizoid ne diye soracak olursanız bu videoda anlatabileceğim kısa bir şey değil ancak basitçe anlatmam gerekirse karşısındaki rakibi anlayıp hareketlerini kopyalayabilen ve kaos ümitle çalışan çok tehlikeli bir silah aslında. Shadow'da zaten Sonic Battle'da Emerald'ı gördüğünde endişeye kapılıp onun yok edilmesi gerektiğini söylüyordu. Bu robot animasyonda da gördüğümüz gibi birçok hareketi kopyalayıp silah edindikten sonra bir tür yok etme moduna giriyor ve çevresindeki her şeyi paramparça ediyordu. Profesör Gerald bile bu makinenin nasıl yapıldığını anlamasa bile robotun yapay zekasını kontrol altına alıp bu robot için bir ruh yapabilmiştir. Evet, hikayede böyle geçiyor. Gerald ruhu tasarlamayı nasıl başardı şu an anlatamıyoruz. Ancak bu sayede Emerald Chaos güçleri de dahil olmak üzere birçok gücü kullanıp kopyalayabilen belki de serideki en güçlü karakterlerden birine dönüşmüştür. Ayrıca yüksek ihtimalle bahsedilen antik uygarlığın Sonic Frontiers'ta da anlatılan kadimler olduğunu düşünüyorum. Hikayede hem robotlara hem de Chaos gücüne aşina olan elimizdeki tek ırk kadimler ve burada da onları tekrardan göreceğiz diye düşünüyorum. Geçelim film kısmına. Yeteri kadar hatta fazlasıyla oyunu anlattığımızı düşünüyorum. Ama film kısmı bu kadar uzun olmayacak tabii ki de. Çünkü sır gibi saklıyorlar maalesef. Ancak elimizde olan birkaç bilgi var. Onları da burada öğreneceğiz. En büyük haber kesinlikle fragmanın sonunda çıkıyor olması elbet. O kadar uzun bir süre beklendi ki artık insanlar kızmaya başlamışlardı. Ve filmin Aslan Kral filminin çıkış tarihine çok yakın olması nedeniyle ertelenebileceği konuşuluyordu. Şu anda fragmanın önümüzdeki hafta salı günü geleceği söyleniyor. Bundan önce birkaç tarih söylenmişti ancak hiçbirinde bu gerçekleşmemiş olsa da şu anda bu bilgiye kesin olarak bakılıyor. Bekleyip göreceğiz. Bir diğer haberimiz Shadow'un seslendirmeni hakkında. Ben de dahil birçok kişinin duyduğuna sevindiği ve sesini yakıştırdığı Keanu Reeves, Shadow'un seslendirmeni olarak seçildi. Bu ne kadar Türkçe dublaj olarak izleyecek insanlar için bir anlam ifade etmese de globalde gerçekten de oldukça önemli bir haber. Zaten Keanu Reeves'in filmlerdeki ve oyunlardaki popülerliği sayesinde çok büyük bir hayran kitlesi topladı ve bu da filme daha çok insanın gelmesini sağlayacak olan en büyük hamlelerden biri olmuş diyebiliriz. Yine oyuncu haberlerinden devam etmek gerekirse Maria'yı oynayacak oyuncumuz Alia Brown oluyor. Doğrusunu söylemek gerekirse bu oyuncunun ismini hiçbir yerde görmedim, hiçbir filmini de izlemedim. Ama tek bildiğim kızım Maria'ya bayağı bir benzediği. En azından Netflix serilerinde olduğu gibi karakteri bir anda farklı bir biri yapmayıp karakterin portresine oldukça uyan bir oyuncu seçmişler. Yani karşımıza şöyle bir şey de çıkabilirdi. Ayrıca Sonic 3 filmine katılacak olan karakterler sadece Shadow ve Maria değil. 3 karakterin daha hikayeye ekleneceği söyleniyor. Bunlar Amy, Rouge ve sıkı durun Big the Cat. Şu anda filmin kadrosunda gözüken yeni isimler de olsa şu anda kimin kimi seslendireceği daha açıklanmadı. Big the Cat ve Amy hikayenin ilk başlarında Dr. Eggman'e yardım edecekleri söyleniyor. Tabii bunların hepsi bir söylentiden ibaret. Daha tam net bir şey belli değil. Rouge the Bat ve Amy'nin bir şekilde bu kadroya dahil edilmesi gerekiyordu zaten ama Big the Cat beni bir şüpheye düşürdü açıkçası. Diğer karakterleri kimler seslendirecek belli değil ama birçok kişi Rouge the Bat'in seslendirmenin oyuncu kadrosunun da içinde adı geçen Kristen Ritter olacağını da hemfikire benziyor. Ama dediğim gibi herhangi bir açıklama yok. Yeni oyuncular dışında elimizde şöyle bir bilgi var. Jim Carrey'nin canlandıracağı Eggman bu sefer oyunlara daha yakın olması amacıyla kilolu olacakmış. Muhtemelen modern Eggman dizaynına benzer bir şekilde bir müteahhit göbeğiyle beraber bir Eggman göreceğiz. Ve evet, film hakkında bilgiler de buraya kadardı. Devlet sırrı gibi saklıyorlar her şeyi.
İlerleyen zamanlarda fragman çıkarsa birlikte tekrardan film üzerinde konuşuruz. Ancak şimdilik bu videodan bu kadar. Kendinize iyi bakın. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.